Hashtag'imizi belirledik. Atanacak öğretmenler dedik. Çünkü atanamayan öğretmen yoktur. Ataması yapılmayan vardır. Ya atanacak ya atanacak. Çünkü bu kadar önemli bir çağrıya hiçbir vicdan kulak tıkayamaz diye düşünüyoruz. Atanacak öğretmenler atanmayınca başka sektörlerde çalışmak zorunda kalıyor. Kimi inşaatta çalışıyor, kimi markette, kimi ise iş dahi bulamıyor. Branşı farklı olsa da hepsi atama istiyor. Hepsinin gözü kulağı 100 bin öğretmen atamasında. Atanamadım. Bundan dolayı mesleğimin dışında işlerde çalışıyorum. Şu anda Gemlik'te bir şantiyede 1,5 yıldır işçiyim. Şu anda giyim mağazalarını dolaşıyorum. İş arıyorum. Dershanelerde değil, okullarda artık görev yapmak istiyoruz. Biz inşaatlarda ya da marketlerde çalışmak istemiyoruz. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni de var, Türkçe öğretmeni de. Kimi 2 yıldır atama bekliyor, kimi ise 10 yıldır. Kimi inşaatta çalışıyor, kimi markette, kimi ise yıllardır iş arıyor. Onlar atama bekleyen öğretmenler. Başka bir işte çalışmak istemiyorlar. Ancak yaşamlarını devam ettirebilmek için de çalışmak zorundalar. Ben artık bu çalıştığımı, bu emeklerimin karşılığının meyvesini almak istiyorum. Çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Atanmayı bekleyen öğretmenlerin ise tek bir isteği var. Onlar da atanmış meslektaşları gibi öğretmenlik mesleğini icra etmek istiyorlar. Beden eğitimi öğretmeniyim. Kongre merkezinde çalışıyorum. Hani kendi işimi yapmak istiyorum. Bense milli sporcuyum. 80 puana yakın puanım var. Düğün boynumda Şubat'ta öğrencilerime kavuşmayı bekliyorum. Atama bekleyen öğretmenler seslerini duyurmak için dün Ankara'da bir araya geldi. Biz öğretmeniz, biz başka işlerde yapmak istemiyoruz. Ben her işi yaptım. Okul öncesi öğretmeniyim. Sayın Cumhurbaşkanımızdan 100 bin atama talep ediyoruz. Konuyu İyi Parti Akçakale İlçe Başkanı İbrahim Toygar yaptığı paylaşımla gündeme getirdi. Toygar zincir marketlerde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan daha fazla öğretmen çalışıyor maalesef diyerek tepkisini gösterdi. Tam 3 senedir atama bekliyorum. Yüksek puanlar almama rağmen verilen kontenjan yetersizliğinden dolayı atanamadım. Şu an bir markette yarı zamanlı olarak çalışıyorum. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise rehber öğretmenlerine atama müjdesini verdi. 2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimizi her okulda en az bir tane rehber öğretmen olacak şekilde öncelik vermeyi planlıyoruz. İşte bu açıklamanın ardından öğretmenler de diyor ki Sayın Bakan geçen sene bir branşa ağırlık verdiği için mağduriyet oldu. Bu açıklaması bu sene de aynı şey olacakmış gibi bir izlenim yarattı. Her branşın eğitimde ayrı bir rolü vardır. Birbirinden ayrı düşünülemez. Bunu da lütfen dile getirin diyorlar. Biz de buradan dile getirmiş olalım. İki kelam da tabii kendi adımıza edelim. En çok öğretmene dikkat etmek gerekiyor. Öğretmen iyiyse toplumu kurtarıyor. Toplumu kurtarmak için de öğretmeni iyileştirmek gerekiyor. Şartlarını iyileştirmek gerekiyor. Hak ettikleri değeri vermek gerekiyor. Onlar da artık sosyal medyada ya da meydanlarda değil, okullarında olmak istiyorlar. Biliyorsunuz hashtagimizi bültenin başında paylaşmıştık sizlerle. Buna dair Merve Sayılgan diyor ki adil kontenjan dağılımlı 100 bin öğretmen ataması talebimizi yineliyoruz diyor Merve Sayılgan. Adil kontenjan dağılımlı 100 bin öğretmen ataması talebimizi yineliyoruz diyor. Çok fazla tabii sizlerden tweet geliyor ama hepsini okumam buradan dillendirmem mümkün değil. Kübra Demir Atay yine bizler hiçbir branş mağdur edilmeksizin en az adil bir dağılımla en az 100 bin atama istiyoruz. En az adil bir dağılımla en az 100 bin atama istiyoruz diyor Kübra Demir Atay. Hashtagimizle ilgili Tanju Uğur adaletten bahsetmişken biz öğretmenler adil dağılımlı 100 bin öğretmen ataması istiyoruz diyor. Fakat Sayın Mahmut Özer geçen sene bir branşa ağırlık verdiği için bütün öğretmenler mağdur oldu. Bu seneyin aynı şeyi yapacakmış gibi bir açıklaması oldu. Lütfen dile getirin demiş Tanju Uğur. Biz de dile getirmiş olalım. Bugün hashtagimiz atanacak öğretmen. Gizem diyor ki başka sektörlerde çalışmak zorunda kalıyor atanacak öğretmenler. Öğretmenlik mesleği hak ettiği değere kavuşmalı. Bir an önce en az 100 bin adil öğretmen ataması yapılmalı. Bizler Twitter'da değil okullarımızda olmak istiyoruz demiş Gizem. Ezgi Türk aynı şekilde 100 bin atama adil kontenjan tek isteğimiz bu 100 bin atama diyor. O da yine
Ekrem, sağlıkçılar olarak bizler de desteklerinizi bekliyoruz demiş. Çok fazla böyle tabii ki talep var. Özellikle Cansu mesela diyor ki lütfen lütfen bunu özellikle vurgulayın. Adil branş dağılımının esas alındığı bir 100 bin atama, bunun özellikle altını çiziyorlar. Yapılacak atamanın adil olması gerektiğini vurgulayın diyor Mücahit Yüzbinoğlu. Böyle sayısız geldi tweet, okuyabildiğim kadar buradan okudum.